Hastanedeki çocuklar, bebekler hep yoğun bakımda oldukları için hep üçerli koyuluyorlar. Bunlar çok böyle bizim gibi yaşayamıyorlar, okula gidemiyorlar, kadınlar işlere gidemiyorlar, hiç yemek yemiyorlar. Öyle olunca bu İsrail'e bir artık dur demeliyiz. Biz burada boyun eğmemeliyiz, boykot etmeliyiz. İsrail mallarını almamalıyız. İsrail'in firmalarından kullanmamalıyız. Hiçbir üretimini yapmamalıyız. Onlardan almamalıyız, tüketmemeliyiz. Hepimizin birer Müslüman olarak Kudüs için, ilk kıblemiz için hepimizin sorumluluğumuzu bilmemiz lazım. İlk başta boykotla ve bu bilinci çocuklarımıza aşılamakla. Yani her şekilde Müslümanlığımızın son damlasına, yani kanımızın son damlasına kadar bunu çocuklarımıza hissettirmemiz lazım. Çünkü oradaki çocuk bizim de çocuğumuz. Yarın bu ateş bize de gelecek. Biz bugün sorumluluğumuzu yerimize getirmezsek eğer, yarın o ateş bizi de yakacak. Kitap günlerinde özgürlük için oku mottosuna uygun şekilde atölyeler planladık. Ve bu atölyelerimizi çocuklarımıza, gençlerimize icra etmeye çalışıyoruz. Şu anda kitap ayracı boyama atölyesinden akrilik atölyesine, sulu boyama atölyesinden bileklik atölyesine, ahşap anahtarlık atölyesine kadar 9 farklı atölyeyi standımızda icra ediyoruz. Standımız yoğun bir rağbet görüyor. Çok şükür biz de burada amacımıza, hedefimize uygun bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Standımızda biz gençlerimizin, çocuklarımızın gündelik hayatında Kudüs özgür oluncaya kadar her an akıllarında kalmasını sağlamaktı. Bu vesile kitap ayracı atölyesi yaptık. Kitabı ilk açtıklarında Kudüs'ü hatırlasınlar, Filistin'i hatırlasınlar, Rim ve dedesini hatırlasınlar. Bileklik atölyesi yaptık. Ellerini havaya kaldırdıklarında, o güçlü yumruklarını sıktıklarında bu yumruğu İsrail'in üzerine indirecek şekilde, Filistin'i rahatlatacak şekilde olmasını sağlamayı amaçlamıştık. Hamdolsun bu bağlamda standımıza gelen çocuklarımız, gençlerimiz atölyelerimizden faydalanabiliyor. Bunun yanı sıra standımızda bir hatıra köşesi ve Filistin için notlarımız bulunuyor. Bu notlarımızı nasip olursa standımız bittikten sonra kitap haline getirip inşallah gençlerin de faydasına sunacağız. Herkesten ilerleyen süreçte bir hatıra bırakmış olacağız. Belki bir gün nasip olur bu notları Filistin'e de ulaştırma imkanı yaşarız. Tabii biz bunları yaparken bizlerden bir an olsun emeklerini esirgemeyen Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılıç'a çok teşekkür ediyoruz.